Yargıda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yoksa bürokrasi mesaj üstüne mesaj mı alıyor? Sarayın iki dudağı arasındaki kararları deklare eden ve savcı olmak yerine emir olmaktan öteye gidemeyen İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne başkan olamaması AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından hayra alamet değil. Tam bu noktada HDP'nin kapatılması planının da suya düşmüş olabileceğini vurgulamak lazım. Anayasa Mahkemesi'ndeki kritik başkanlık seçimlerini 15 üyenin 8 oyunu alan Zühtü Arslan kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret ettiği ve kazanacağına kesin gözüyle bakılan İrfan Fidan başkan olamadı. Sonuçları sürpriz olarak değerlendirmek mümkün. AYM üyelerinin doğrudan Erdoğan'ın işaret ettiği adaya karşı Aslan'ı desteklemesi şaşırtıcı. Meselenin özüne Zühtü Aslan'ın yasalara çok bağlı ya da düzen muhalifi bir yargı mensubu olduğu iddiasıyla yaklaşmıyoruz. Bu gerçek dışı olurdu. Seçimlerdeki kritik mesele Erdoğan'ın malum davaların savcısı İrfan Fidan konusunda istediğini yaptıramamış olması. Bu yaklaşan seçimler açısından önemli. Zira söz konusu gelişmeyi az ya da çok bürokrasinin Erdoğan'a ayak diremesi diye değerlendirebiliriz. Yargının neden böyle bir tasarrufta bulunduğuna arka planıyla birlikte bakmak lazım. Seçim yaklaşırken belki de klasik bir dille müesses nizam olarak adlandırabileceğimiz mekanizma bürokrasinin kulağına en azından yapmaması gerekenleri fısıldamış gibi. Sanki savcılar, hakimler, mahkeme heyetleri seçim gününe kadar hareketsiz kalmak istiyor. Çünkü olası bir iktidar değişikliğinde başlarına neler geleceğinden haberdarlar. Fidan'ın AYM başkanı olarak seçilememesinin bir başka önemi daha var. Bu HDP'nin kapatılması davası ile yakından ilgili. HDP'nin savunmasından sonra dosya raportöre gidecek ve ardından AYM'ye sunulacak. Karar duruşması gününü AYM başkanı belirliyor. Fidan başkan yapılsa burada kritik bir görevi olacaktı. Fidan başkan olsaydı HDP'nin seçimden önce kapatılması daha fazla olasılık içindeydi. Kulislerde rüzgar dönmüş gibi. Kapatma kararı yerine siyasi yasak veya hazine yardımının kesilmesi gibi ara formüllerin konuşulmaya başlandığı belirtiliyor. Açıkça görünen devlet içinde farklı itişmelerin olduğu, çeşitli kliklerin ortada bulunduğu çatlaklar var ve bu çatlaklar özellikle yargı bürokrasisine yansıyor. Temkinli olma, diken üstünde durma, kararları erteleme fiilleri endişeye dayalı. Bürokrasi çarkları arasında bir hayalet dolaşıyor. Derinlerden gelen bir gürültü giderek daha da sarsıcı hale gelebilir. Sadece yargı değil, güvenlik bürokrasisi de kara kara şimdiye kadar yapması gerekirken yapmadıklarını ya da yapmaması gerekirken yaptıklarını düşünüyor. Yargı mensuplarının önlerinde dosyadan çok kulaklarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri vardı. Uçakların kapıları size açılmayacak. Keşke seçimden hemen önce ve seçim akşamı Türkiye'den Avrupa'ya kimler adına ne kadar bilet kesildiğini görebilme şansımız da olsaydı.